Arabam Dacia, giderim çift kale maça. Onur online baba, o bana bunlar sökmez. Bu ne Onur'a ne ya? olacağını göreceğiz. Onur, sen saç ekim virali önce fotoğrafı mısın? Bu nedir? Evet Onurcuğum, hoş Evet. geldin. Berbat kadrajınla bizlere uyumlu gözükmüyorsun. Neler yapıyorsun? Kimler delirtti seni? Teşekkürler. İyiyiz. Hayat, koşturup duruyoruz. Hayat mı delirtti seni? Hayat bizi delirtti. Şöyle telefonumu siliyorum görmüş olduğunuz gibi. Peki saç ektirmeyi düşünüyor musun? Asla. Niye saç ektirecekmişim? Mükemmelim. Vallahi Niye? az önce insanlar gördü. Şu bu açıdan mükemmele yakınsın, evet doğru. Burada bir açıklarım o kadar da yani bu yaşta yani şuna şükür yani. Milletin bu yaşta saçı yok ya. Evet doğru söylüyor adam. 56 yaşında olduğu için bu Teşekkürler. yaşta saç sahibi olmak herkese nasıl diye. Arden'in beyazları var. Benden çok beyazı var Arden'in. Evet. Olan mı? Benim Yani de var bu arada, yani benim de yok değil benim şu ama. an biraz yakışıklılığım kötü, kusura bakmayın. Çünkü yeni bir tarza geçiyorum. O tarza geçmek için de zaman alıyor. Yani Ne bunları tarzı? Nasıl? ya eskiden bunları böyle dik yapıyordum ya saçlarımı. Şimdi uzatıcı bir taraftan uzatıp şuradan hepsini bu tarafa doğru yapacağım biraz uzatıp. Ne kadar uzatacaksın? Evet arkadaşlar, Onur Senden biraz Türkiye'ye kısa. taşınıyor. Bir dakika bir dakika. Onur Türkiye'ye taşınıyor ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olacak. Bunun için hazırlıklar yapıyor. Oturma izni için demişler ki saçını yana yapıştırman lazım. Çok güzel olacak. Ulan Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdür yardımcısı bana dava açsa ya. Evet, Neyse. oradaki Ama random bir ben müdür yardımcısı. hakkında. Ya şöyle, bizim lisede vardı. Orada mı okudun sen? Böyle bir çok da uyuz bir tipti. Adı Sami'ydi. Sami, kağıdımı aldığından beri seni unutmadım. Aradan 20 yıl geçti ama seni yazdım. Şimdi kim bilir nerelerdesin Sami. Acaba şu an ne Bilmiyorum. yapıyordur, değil mi? Şimdi Sami tam. diyorduk sana. Sana arkandan Sami diyorduk. 16 yaşında, 15 yaşında sana Sami diyorduk. Bu utanç sana yeter. Sana saygı duymuyorduk, Sami diyorduk. Evet. Bu arada Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ni sıktım. Oradaki arkadaşlarım olmasa rağmen bize çok yakındı. Hani kendi okulumun ismini vermeden yakın bunu söylerim diye düşündüm. Böyle. Yok muydu sizde böyle saç yapıştıran hoca? Yeşilköy 50. Yıl Lisesi'nde bir tane Kamil vardı. Adını şimdi hatırlayamıyorum. Neydi adı ya? Herkes dövüyordu Yeşilköy 50. Yılın. Yeşilköy'de oturanlar bile onun adını biliyor. Tekme tokat gibi herkes. Kimdi o adı ya? Lan garip bir isim vardı. Evet, hocalarımızı gömüyoruz. Büyük Çok şey değil konseptimiz bu. böyle. Hani Türk ve yabancı karışımı isimler oluyor ya böyle. Onlardan bir isimdi. Neydi ya? Seyfi Pol. Yok ya unuttum ya. Şerefsiz. Ben bir de özel okuldaydım. Özel okuldan düşün. Oo. 12 kişilik Özel sınıflardan okul. Arar Koleji'nde okuyordum. 12 kişilik Oo. sınıflardan babamın durumu o sene bir şeyler olmuştu. Dolar o zaman çok komik ya. 0,6 idi arkadaşlar dolar. 0,6 bir bile değildi. Ya bizim 0,6 idi. Bir paramız daha mı gecede değerliydi? evet. bir gecede 1 lira oldu dolar. 0,6'dan 1 lira oldu. Benim babamın da o zaman dolar borcu vardı yurt dışına falan. Durum biraz kötü oldu. Ben de kendimi babamı kandırdım. Ya baba dedim ya özel okul hiç güzel değil ya. Beni al oradan nefret ediyorum. Aslında olur mu öyle şey? Sırf babama yük olmayayım diye. Devlet okuluna yazdırdı beni eşik 50. yıla. Abi 12-13 kişilik sınıflardan 50-60 kişilik sınıfa bir geldim. Aklımı yitiriyorum. Bizim bak bizim özel okulda hocayla dalga geçsen bile hoca Onurcuğum lütfen böyle yapmayalım tatlım falandı. Oraya bir gittim. Günaydın bam. Hocalar herkes dövüyor. Tamam mı? Lan ben nereye geldim? Acayip kötüydü ya. Evet, buradan da Yeşilköy'e çok selamlar. Yeşilköy'de sahilde kayalıkları bilirsiniz arkadaşlar. Okuldan kaçıp kayalıklara gidip orada birazcık poğaça moça demlenme güzel olur. Arden, Kız sen arkadaşı de özel olanlar okulda kayalıklarda okudun, değil mi? takılır. Efendim abi? Sen de özel okulda okudun. Ben full özel okulda okudum. Şimdi özel okulda devam ediyor. Özel üniversitede, değil mi? Zengin adam. Arkadaşlar, halkın adamı geldi. Zengin çocukların tokadı. Bu adam yine dur bu değil, bu. Bu en azından vicdanlı bir zengin adam. Demiş ki babam sorun yaşamasın demiş. Devlet okuluna geç. Bu adam full özel okul. Full artı full. Zengin Ben abi. gariban, ben devletçisi. Ben her yerde devlet okuluna gittim. Lisede Anadolu Lisesi'ni kazandım. Üniversitede yine devlet okulu kazandım. Teşekkürler. Uğur Sizi yaramaz rebirte mıydın? güzel. Okulda yaramaz Ha? mıydın? Yaramaz mıydın okulda? Yaramaz şöyle. Ben ortaokulda şöyle bir şey keşfettim. Benim için çok kötü oldu. Ben kafası çok kafam basıyordu. Ben derslerde hep iyiyimdir. Ama çalışıyordum. O zamana kadar benim yaklaşık ailem bir 11-12 yaşıma kadar kekledi. İşte çalışmazsan çok kötü olur, şöyle böyle falan. Ama bu temelsiz bir iddiaymış. Sonra ben bir sefer denemek için çalışmadım. Yine 95 falan aldım, tamam mı? Orta Denemek 2'de. için. Denemek Dedim ki için. oğlum benim çalışmama gerek yokmuş. Ben zaten biliyorum hepsini.
Böyle bir zehir düştü içime. Sonra lisede hiç ders çalışmadım yani lise sonuna kadar. En ufak bakmadım, tamam mı? Bayağı notlarım da düştü o zaman. Ama yaramazlıksa inanılmaz yaramaz bir çocuk değildim. Yani aşırı böyle kavga mavgaya bulaşan bir tip değildim. Yine gerçi alt sınıfları falan dövmüştüğümüz var ama. Genel manada öyle bir profilim yoktu. Ders çalışmayan, tembel. Bir de benim genelde şeydi. Lisedeki çoğu hocam benim zekamın farkında değildi. İşte şey falan diyorlardı. Annemi çağırıp bu çocuğu niye sayısal yazdığını, bununla ne alakası var sayısalla falan deyip. Annemi ağlatmışlardı falan. Ben bayağı çıldırmıştım. Sonra gidip o hocaya ÖSS'de 45'te 45 matematik yapınca gittim söyledim. Annemi ağlatmıştınız. 45'te 45 mi yaptın? Geri zekalı. Sanki ne anlıyorsun ki benim zekamdan? Mal. Gidip annemi sakin ol abi, sakin ol. Sakin 45'te 45 mal. Mi yaptın? Oha. Ya, sağlık hocasısın sen. Ne alaka anneme gidip matematikten bahsediyorsun? Hepsini doğru yaptım. Geri zekalı. Kanka belki şöyle bir şey olmuş olabilir. Senin çok sevdiği için seni kendi bölümüne yazdırmanı annen ikna etme. Yani onun ne işi var sayısal da buraya yazdır. O da sayısal. O ne alaka sayısal? Bilmiyorum. Ya. Bir de tanımıyor. Sen benim haftada bir saat gören insansın. Sen niye annemi ağlatıyorsun ya? Neyse. Bizim, ben de bir şey söyleyeyim. Ama şeydi. Okulda full şeydi. Notlarım düşüktü. Sadece böyle gerçekten ilgilenen hocalar beni biraz çözmüştü. Ama beni çok severlerdi. Geliyorlardı. Yanağımı falan sıkıyorlardı. Ama tembelim yani. Dersi de az dinliyor. Arkada kaynatıyoruz, kaynatıyoruz. Herkese bağırıyorlar. Beni seviyorlardı bu grup içinde. Bir enteresan bir böyle bir olayım vardı. Ben bak, inektim ortaokulun sonuna kadar. Ondan ben sonra... bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben de orta ikiye kadar öldüm. Sonra yemin ediyorum yalanım yok. Bak gerçekten yalanım yok. Kolejde orta hazırlık vardı. Orta 1, orta 2, orta 3. Lise hazırlık. Lise 1, lise 2, lise 3. Bu kadar şeyden okuldaki bir numaraydım yaramazlıkta. Bak bir numara yani listenin başıydım ya. Kral onu anlıyoruz zaten. Onu zaten görüyoruz ya. Abi bu belli ama, oluyor yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak az önce Uğur'un söylediği gibi öğretmenlerim beni çok severdi. Öyle bak, oluyor yaramaz... zaten en haşere olanı seviyorlar hep. Çok seviyorlardı Özlem Şahinbaş. Haşere ne lan? Haşere. Haşere ne oldu? Oğlum böcek miyim ben? Öyle denmez mi? Haşere seni falan. Bak Özlem Şahinbaş'a buradan çok selamlar. Kendisi matematik öğretmenimdi. Bir gün sınıfta ağladı. Ben zannettim yaramazlık yaptığım için ağladı. Dedim niye ağladın hocam? Ya dedi ben bu kadar zeki olup da kendini bu kadar derse verme. Senin zekanı ağlıyorum dedi. Kendine bir şey vermediğin için dedi. Senin için ağlıyorum demişti. Buradan da selamlar Özlem hocam. Ben bizim şey olurdu bu arada. Gerçek hoca budur be. Gerçek hoca budur. Benim de bir tane dershane hocam vardı. Tam şimdi şöyle benim ben evde ders çalışmayı çok sevmediğim için benim okulda anlamam lazım. Ya da okulda dershanede yani o dersi çözmem için. Ben biraz içeceğim de. Bütün sayısal derslerim iyiydi. Bir tek biyolojiyi de çok kötüydüm abi. Böyle bir olayım vardı. Böyle hani ezber ya biraz. Hani biyoloji gibi daha sözel bir dersi. Endoplazmik dedikulum. Aa her şeyi ezberlemen lazım. Saçma sapan bir biyoloji ders. Biyoloji ya. Sonra abi bir hoca şey yaptı. Benim öyle anlamadığım fark etti dershanede. Bana dedi ki sen dedi benim şunları 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 yazacaksın dedi. Çalışmana gerek yok sadece yaz dedi. İkna etti beni. Ben yaza yaza öğrendim onları. Ölseydi galiba 8 doğru 2 yanlış yapmıştım biyolojide. Ezberin şeyinde nasıldı? Nasıl çalışıyordun? Ben mesela bir şey ezberlemek istiyordum yazıyordum. Yazarak çalışıyordum. Yazarak yani, çalışılır. Okuyarak değil yazarak. Yazmam lazım evet. Ben yazarsam daha iyi ama benim ezberim hep zayıftır. Ben ezberleyemem yani. Güzel. Ezber bizim... kısmım yok ama anlamam lazım. Derse çalışırsam anlarım ya da çok iyi. Ya biri çok iyi anlatacak o zaman kesin anlarım. Yani iyi hoca lazımdı bana. İyi hocası olan her dersim çok iyiydi. Ya abi iyi hoca olayı ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Biz lisede bir tane kimya hocamız vardı o çok iyiydi. Arkadaşımın annesiydi. Çok iyi bir kadındı. Çok severdik onu. Çok iyi anlatırdı. Ondan sonra abi öyle hocalar geldi ki hiçbir şey anlatamadılar bize ve biz 3 sene kimya görmedik. 3 sene. Çok önemli. Hocanın anlatması acayip. 3 sene. Önemli. Kadına diyoruz ki bir şey sor unuttum. Mol hesaplama bilmem ne bir şeyi vardı. Ulan... hocam diyoruz anlatır mısın? Böyle bilmiyormuş gibi bakıyordu. Bir şeyler anlatıyordu ve anlamıyorduk. Sanki böyle anlatıyor gibi değil de bir yerden okuyor gibi anlatıyorlar. Sanki bir yerden okuyor. Ha bir de o var. Bir de o tarz var ya. Geçiyor. Anlatıp geçiyor. Yani biliyorum. Peki şey var mıydı? Arden peki bir şey söyleyeceğim. Kimyada derslerine kötü hocalar girdiğim için oyuncular arası kimyayı beceremiyorsun ve sürekli üçüncü oluyorsun. Bunu Allah Allah. Bir şey soracağım. Peki bir öğretmenin dersi olduğunda bayram ettiğiniz var mıydı? Ama bayan kadın öğretmen. Böyle geliyor falan. Var mıydı? Benim hiç olmadı lan. Böyle bir şeyim hiç olmadı biliyor musun? Bizim vardı. Of. Hayatımdaki en büyük eksikliklerden biri bu. Aşık olacak öğretmenim hiç olmadı. Sıfır. Bizim aşık değil de diyelim ben. Böyle bir şey olamaz. Ya böyle... tamam abi hayvansın anladık toparlamaya çalışıyoruz. Ya, böyle, bir şey ya böyle bir şey olamaz ya. Kapat tamam.
Tam kapat. Evet. Ya ben bir şey anlatacaktım. İçine etti mesela ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika Arden. Onur'un ikinci aşk kanalı. Onur'un aşk kanalı. İkinci bir kanal var. Kadın tavsiyeleri veriyor. Burada o kanalda bunun devamı yayınlanacak. Ya Hani bu kız ben var ya bir şey Nilgün diyeceğim. Kalkan. Şey Nilgün Kalkan okuyor. anlatacaktım. Sana aşıktım. Seni bile tanıyorsun Nilgün Kalkan. Biyoloji Okuyorum. dersinde futbol goy goy yapıyoruz falan diye şey anlatacaktım. Öyle bir şey Oğlum söyledi ki Necip hiç Aktürk masum masum bir şey aktı. anlatacaktım. Dedi ki seksi öğretmeniniz var mı? Ya abi. Oğlum bu arada kadın 65-70 yaşında falandır. Kadına buradan gönderme yapıyor. Adını soyadını veriyor. Kadın evde şey örüyor şu an. Yok gençti ya. Nilgün Kalkan İngilizce öğretmenimdi ya. Beni çok severdi. Ya ne Önemli. kadar genç olabilir? Sen 40 yaşında adamsın. Ne genci ya? Evet Doğru abi. lan. Doğru valla. Dur. Bakacağım dur. Nilgün Kalkan. Bakacağım Google'dan. Var mı hala? Bakayım. Nilgün Kadın bir anda ünlü oluyormuş. Kalkan. Nilgün Kalkan. İngilizce. Hay Allah. Arda bir şey diyeceğim. Bu ishal rengini özellikle mi seçtin bunu? Çok mu aradım o rengi? Abi bu Nilgün FIFA Kalkan. 18'in sarısı. 18'in sarısı böyle bir şey değil. Bu bayağı motoru Ama öbür dönmüş. türlü de öbür türlü Hastaneye çok. git. Hastaneye git rengi bu. Bu endoskopi olur rengi bu. Ne biçim bir renk bu? Böyle renk mi Ama olur? öbür türlü çok göz alıyor videoyu izlerken. Ben kendim izlediğimde gördüm bazı videolarda böyle sarı yapmışız çok göz alıyor, rahatsız ediyor. Evet, benim de göz zevkim bozuyor şu anda. Tam Kalkan. Onur hocasını araya dursun. Ben de konseptimizi anlatayım. Konseptimiz çok net. Okey. Nostalji haftasındayız. Nostalji haftası yapıyoruz. Ve ben FIFA 18'i seçtim. Hem yakın hem uzak. Hem yakın hem uzak. Aradan 5 yıl geçmiş bu arada. Yakın geçmiş Hatta diyebilir 6 yıl da miyiz? denebilir. Bir Bulamadım ay ya. sonra 6. üstüne 6. oyun çıkacak. Hep bildiğimiz oyuncular ama bambaşka overall'lar var. Bayağı şaşırtan yapılar çıkabilir. İyi oyuncular var. Özlediğimiz oyuncular var. Talisca falan var mesela. Herkes peşinden koşuyor aradan 6 yıl geçmesine rağmen. Talisca'mız var. Quaresma'mız var. Belhanda'mız var. Her şeyimiz var. Güzel bir takım olacak bence. Şikertel var Fenerbahçe savunmasında. Giuliano'nun overall'ı bayağı iyi. Konseptimiz şu. Süper Lig'den seçeceğiz. Artı yurt dışında oynayan Türklerden seçebileceğiz. Böyle bir kombinasyon belirledim. Bu şekilde takımlarımızı kuracağız ve Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğiz. Değil mi Arda? Evet ve bu arada bir şey diyeceğim. Sofra'dan şeyini ayarlamayı unutma. En eskiyi al. Ne olur ne olmaz. Yakın olsun overall'lar. Ya Arda, böyle ayarlatıyorsun bizi en Abi, eskiye. abi ne Sonra yapayım? bir alıyoruz. Bambaşka overall. Arada 4 overall fark var. Sence bu doğru mu? Ama ne Ben yapayım? Kadroları update'imi hiç görmüyorum. sıfırlıyorum ve bilmiyorum başka bir şey. Hayat bazen böyledir. Bazen Bir dakika. umarsın ve Bir olmaz. dakika. Uğur, sen hangi oyuncunun overall'ını hatırlıyorsun bir önceki oyunda? Yanlış çıkan. Oğuzhan Özyakup. 78, 82 FIFA potansiyel mi aldım? 15 75 miydi o? oldu. FIFA 15 miydi? Evet. Sana zahmet Sofifa'ya girip Oğuzhan Özyakup FIFA 15'te bir oyunun başında bir de oyunun sonundakine baksana hangisi daha yakınsa biz oradan bakalım. Hangisi daha yakın? Yani kaçtı kaç ya ona bir Sonuncusuna bakıyorum. Sonuncusuna bakıyorum. tamam. Oyunu Kaç çıktı? Oyunda kaç çıkmıştı açılınca? 75. Tamam. Sonuncusunda 74 burada. Tamam başında. Başında 78. Başını aldırıp draft ettirmişti. Başını aldırmadı, sonunu aldırmıştı oyunun. Başını Hayır abi aldırmıştı. başına yakın yapması lazım. Sıfırlıyorsun kadroyu çünkü. Bence sonunda yapılması lazım. Çünkü sen oyuna şu an girdiğinde oyun updateleniyor. Updatelenmiyor abi. Serverlar kapalı. Ama son Ama en update son bir geliyor. zaman updatelenmişse o kalmıyor mu? En son Tamam da update kalıyor. kadroyu sıfırlandığında ilk haline getirmesi lazım. Ha, kadroyu mu sıfırlıyorsun? Evet. Ama getirmedi işte geçen. Geçen ne Neyse oldu tamam ben de ya bir şey olmaz. anlamadım. Tamam şansımız artık. Evet Ya başlayalım. nostaljilerde bu sapmalar olabiliyor abi. Olabilir ya olabilir. Önemli değil. Saplamaz diye. Saplama Saplamaz da diye. bilir. Evet Pardon. Ardancım seç. İlk oyuncuyu ben seçiyorum. Sen sonuncu oldun değil mi Arden geçen? Evet. Tamam. Arden hep sonuncu oluyor. Neden acaba? Seç Neden Ardencim. böyle bir şey yaşandı? Gerçekten şanssız o. Geçen Revit'te şanssızdım bu arada ya. Seç İkinci Ardencim. Evet olabilirdim. onu bir geçmek lazım. Seç İki, Ardencim. iki, bir dakika Onur abi. 1,5 saat daha seçen adamı düşünemedin mi? Ömer Toprak. Güzel. Sıra bende mi? Evet. Şimdi bir soru soracağım. Çünkü Uğur sen az önce dedin ki Türk olması yetiyor dedin. Yurt dışında değil mi? Türk olması yetiyor. Evet, yurt dışındaki Türkler artı Süper Lig'den oyuncu Yani mesela seçebiliyorsunuz. şöyle söyleyeyim. Emre Can mesela Türk milli takımında oynamıyor ama Türk alabiliyorsun. Bu Geçen böyleyse dönem eğer, bu falan. böyleyse ben Türk diye filtrelemiştim. Böyle bir şey varsa ben de baştan seçerim. Abi böyle de oğlum geçen de böyleydi ya. Emre Can'ı Türk diye oynamadık mı? Yok şöyle haklı o yıl transfer olsa bile Türk statüsünde oynayabiliyor idi. Ama ben Türk statüsü koymadım Ama Türk aslında. statüsü demedi ki adam. Türk olanlar dedi. Türkiye'yi seçtim buradan bayrağı sofradan. Ondan baktım ben. Şey değil, hani
Türk sınırı koymadığımız için istediğinizi seçebilirsiniz. Ama koyalım diyorsanız Emrecan da olur. Hani o zaman baştan seçilir. Olsun sahada dersek yani, Emrecan da olur. İlkay da olur. Tamam, istediğimizi seçiyorsak. Baştan seçilir o zaman. Tamam, ben Mesut Özil diyorum. İşte ben Mesut'u alacaktım öyle. Baştan seçilir öyleyse. Mesut'u aldım ben. Ama doğru söylüyor çocuk. Abi ne, ben böyle bir şey bilmiyordum ki. Arda'nı seçecek doğrusu. Ne ya, o zaman sorsaydın. Ya abi adam Türk dedi, Türkiye bayrağından baktık aldık. Sen niye Rebild'in başında sormuyorsun da kendi sırana gelince soruyorsun? Çünkü ben istediğim oyuncu niye sen isteyeyim ki? Uğur abi görüyorsun saplamaya çalışıyor. Aa, etki ahlak değerler sıfır. Hayır, istediğim evet. Oyuncu diyorum. Ben sen aklına ne getireyim oyuncuyu? Ben Mesut Özil'i alıyorum. Öyle. Oy verin. Dur oğlum Mesut'u Allah'ım bu da kilitlendim. Bence bunu katmayalım. Katalım diyorsanız 3 Türk zorunluluğu olsun. Katmayalım abi o zaman. O zaman bak, katmayalım diyor şimdi ya. Oğlum katmayalım ne var? Tamam. Oy verin. Evet, boşu boşuna 10 dakika kaybetti. Teşekkür tam ediyorum. Sıra ben de tamam, sıra bende. Evet. İlkay diyorum. Abi yok dedik ya. İlkay da mı olmuyor? Tamam. Oğlum İlkay niye olsun Mesut yoksa? Tamam. Tamam ben seçiyorum tamam. Sen kimi aldın Arden? Ömer Toprak. Güzel tercih Arden. Tamam ben Pepe diyorum. Bu diyorum ben de. Güzel. Hatta diyorum ki Pepe her gün ağlıyor. Keşke düşmeden yavaşlasaydı. Keşke düşmeden yavaşlasaydı. Arden sana bir soru soracağım. İşte o zaman Arden Ömer çok toprağı. Ne? Ömer Toprak'ı niye aldın Türk zorunluluğu yokken? Türk de alabiliyoruz. En iyi stoperlerden biri Pepe. 36 yaşında, Ömer Toprak 27 ve 83-84. Peki her gün ağlıyor mu? Ağlamıyor. Peki bunun dinamikleri şimdiki oyun gibi mi yani? Artmaları, azalmaları. O kadar hakim değilim. Ben Onur abi gibi şey diyemem şu anda. MN2 artıyor, yavaş artıyor, hafif artıyor, evet. Hızlı artıyor. Ama haklıydım. Haklıydım. 84 olmadı. Çarpar öyle. Olmadı 84. Öyle alarsın. O gün bana var ya boşuna yüklenildi. Ben aslında orada haklı taraftım. Evet. Giuliano. Giuliano'yu alamazsın. Aldım. Fenerli aldım. Ağla. Arden sıra sende. Muslera. Bu herifin Muslera tutusu ne olacak ya? Şikertel. Stoper kalmadı. Bir tane kaldı. Stoper kalmadı arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler. Ben Cenk Tosun diyorum. Everton'da. İyi santrforda kalmadı. Bir de komis var. Medel. Medeli aldım. Geri medel. Arda Turan diyorum. Tekrar bana geldi. Tekrar bana geliyor. Ben Quaresma diyorum. Maicon. Stoper aldın mı içeriden? Maicon dedi ya onu. Uğur aldı yani, mı? Yarım saniye önce falan dedi. Uğur aldım. Uğur. Almadım. Giuliano, Quaresma, Cenk Tosun aldım. Stoper almadın yani. Almadın stoper, tamam. Evet. Belhanda. Tebrik. Hakan Çalhanoğlu diyorum. Güzel tercih. Siz stoper kovalarsanız ben de bunları alırım. Güzel. Güzel. Nasri. Aynen sen de güzel de. Güzel. Nasri. Heh, sıra bendeydi Arden'cim. Nasri. Sıra bendeydi. Hayır Arden değildi. Bir an bile tereddüt etmedim bu sefer. Artık alıştım. Hiç mi? Hiç sıfır. Mehmet Topal diyorum. Oğuzhan Özyakup. Talişka. Bana küfür ediyor. Atiba'ya bak ya. FIFA 18'de bile 34 yaşında herif ya. Yeni bıraktı. Gomis. Sende değil. Arden'de. Arden seç. Gomis. Sıra bende değil mi? Ne oldu Onur abi? Bir şey olmadı. Aynı overall'da bir tane daha başlık. Tamam al. Ama Gomis kadar var mı onun? Yok, Burak Yılmaz var. Daha ben burada bir dakika şöyle bir şey düşünüyorum. Ben var ya değişiklik yapacağım. Yaşı 33 de olsa Van Persie diyorum ben ya. İlginç bir bakış açısı. Tebrik ettim cesurluğunu. Helal olsun. İsmi var ya. Bakalım. Belki de oyundaki isim de gol atıyordur. Bakacağız. Van Persie nerede lan? Benim indim göremedim ben Van Persie'yi. O kadar. Van Persie bu arada olmaz değil yani. Yani 33 yaşında adam da FIFA 23'te de atıyor. Bu Jansen vardı. Vincent Jansen 82 potansiyel kemiği büyüyordu. Oynamıyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Jansen'e çok iyi ya. Jansen'in eğer bir sıkıntısı olmasaydı Jansen çok iyi bir santrafordu ya. Bana şey hatırlatıyordu. Fener'deki Washington'u hatırlatıyordu. Düşmüyordu. Hayvan gibiydi ya. Galatasaray maçında bir penaltı mı kaçırmıştı? Bir penaltı aldı. Aldı. Havadan top geldi. Topa doğru koşuyordu. Ama verilmemiş aldı. Miydi? Bir şeydi o ya. Onu atsaydı bir şey. Ha, Giuliano'nun bir şeyi vardı. Atsa şampiyonduk. Aşırıp atsa yerden vurmuştu Galatasaray maçı, hatırlıyor musun? Mallık yaptı, hatırlıyorum. Hanımey. Ben Vida'yı alıyorum, Vida. Güzel tercih. Sıra kimde? Arden'de. Seç Arden. Seçiyorum bir dakika. Kuçka. Güzel. Trabzon'dan Kuçka. Orta sahadan gol mü atmıştı, ne yapmıştı? Adriano. Tamam. Arkadaşlar ben Fabri'yi alıyorum kaleme. Mariano, sağ bek. İlginç bir şekilde hiç Galatasaray'la alamadım. Bu Isla ile ilgili komik bir anım var, onu anlatayım. Evet. Buyurun. Buyur abi. O zaman televizyona çıkıyorum. Hı hı. Ama her yorumum çalınıyor. Her yorumu. Her yere düşüyor.
Ama herkes kendi fikri gibi söylüyor. Asla benim onu söylemiyor. Ben de böyle bir iki tane çıtır böyle hafif, yani gerçekleşmesi çok uzak Anladın ihtimal. mı? Ama şimdi şöyle, öyle bir şey söylüyorum ki bunu kim söylerse anlıyorum ya benden yayıldığını. Bir iki tane böyle deneme yapmıştım. İstalı bir üçlü savunma önerisi yapmıştım. Bir tane Galatasaray'da Fernando'yu stopere çekip üçlü savunma gibi. Böyle kontrol ediyordum. Medyada kimler araklıyor diye. İslam'a kısa sürede popüler oldu. İslam üçlü savunma. Buldun mu kim yapmış? Buldum. İsim versene. Vermem. Baş harfi. Off the record verir misin? Baş harfi. Record veririm. Baş harfi nasıl vereyim lan? Verirsem belli olur. Demek ki belli olacak bir baş harf. Yumuşak G ile mi başlıyor? X ile mi başlıyor acaba? W ile başlıyor. Wagner Love o zaman. Onur abi Wagner Love'ı aldı. Devam edelim. Hayır almadım. Onu demedim ben. W ile başlıyor deyince saladım. Evet sıra bende. Sıra bende değil mi? Sonra sorun olmasın da arkadaşlar. Sende mi? Bilmiyorum. Uğur abi de en son. Abi, sen seni evet ne seçtin oradan? Hayır Uğur abi sen seçmedin mi en son? İstayı mı aldın? Mariano seçtim. Hayır ben senle benden sonra sen Mariano aldın evet. Sen Onur'da. Evet. Ben Negredo diyorum. Tebrikler. Abi ileriye bak. Van Persie, Negredo, Belhanda. Arkadaşlar ben Serdar Aziz'i alıyorum. Galatasaray'da oynuyor. 78 potansiyel var. 76-78. Tam bu yıllarda Nusret'in önünden geçerken İstinye Park'ta Serdar Aziz'i görmüştüm. Sen kaç yaşındın? 13 mü? Küçüktüm. Sonra anneme demişim ki Galatasaray'da oynuyor. Fotoğraf çekinmeyeceğim. Sıra kimde? Keşke çekilseydim. Fark etme. Ben şu an mesela Icardi'yi falan göreyim var ya. Ayaklarına kapanırım. Bana da bulaşsın. Evet bu arada Arden'e biraz bulaşması gerekiyor gerçekten. Hani... Ama sen benim halı sahalarımı izlemiyorsun. Yeni halı sahalarımı. Halı sahalarını bir... Ben seninle oynadım Arden. 10.000'de bir bile bulaşsa Arden'e bayağı bir katkı sağlar. Göreceksiniz. Ben hiçbir şey demiyorum. Sıra kimde? Bende mi? Sen önce yürümeyi öğren halı sahada da. Göreceksin. Arkadaşlar Arden 2 hafta çalışarak futbol böyle inanılmaz geliştirebileceğini falan düşünüyor. Böyle İnanılmaz bir değil var. Ama göreceksin. Bu buradan edit yapılacak. Bunu iddia ediyorum. Edit yapmışlar oğlum zaten. Görenler yapmış yani. Öyle değil. Senin bu mesela öyle bir oynayacağım ki bir daha bir araya geldiğimizde buradan senin bu dediğin böyle kesit alınacak. Ondan sonra benim o oynayışım gözükecek. Teşekkürler, iyi günler. Ne olacak mesela, topa vururken sakatlanmayacak mısın şut atarken? Bu ne ya? Ben hiçbir şey demiyorum. Sadece halı sahada görüşeceğim. Ben az zaten herkes gördü, biliyor zaten. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Teşekkürler, iyi günler. Lens'i alıyorum. Lens'i alıyor. Evet. Evet. Ben az önce gözümün önünde bir oyuncu vardı. Evet. Nuri Şahin alındı mı? Alınmadı. Alabiliyoruz değil mi Nuri Şahin? Tabi alabiliyoruz zaten. Nuri Şahin'i alıyorum. Tebrikler. Ben ne? Kim alıyorum biliyor musunuz? Akhisar Belediyespor'dan. Güzel. Miguel Lopez. Miguel Lopez. Bir ara biliyorsunuz ikiniz de Fenerbahçe'lisiniz, hatırlarsınız. Konuşmak istemiyorum evet. Akhisar Spor hakkında. Kupa almıştı. Gökhan Gönül'ün şeyi var ya. Fenerbahçe'yi anlat diyorlar Beşiktaş'a transfer olduğunda. Fenerbahçe'yi bir kelimeyle anlatmak istemiyorum. İşte bak sen bana bak bir dakika. Ben burada konuşmak istiyorum şimdi. Sen bana Caner'i seviyorsun sen. Ben sevmiyorum diye kızıyorsun değil mi? İkisi de... Şu an ekstra sevmiyorum bu arada. Şu an nötr. Hayır bir dakika. O zaman da sana anlatıyordum. İkisi de Fenerbahçe'den gitti. İkisi de. Gökhan Gönül'e paralar atıldı. Bir sürü şey. Hepsine bir şeyler oldu değil mi? Ama Gökhan ne adamlığını bozdu ne bir şey yaptı. Ben Caner'i ondan sevmiyorum işte. Yine efendi gibi çıktı maçın önünde gitti. Anladın mı? Bongon dayı alıyorum Trabzonspor'dan. Çok net anladım. Sen bir dakika ya. Benden sonra nasıl sen oluyorsun ya? Uğur abi seçti en son. Ha doğru. Sıra bende değil mi? Hı. Odu Ndiaye. Gel klişi. Başakşehir'den. Abi resmen 11'imde Galatasaray'da yok. Eksik kaldı. Aha sol bekler gitmeye başladıysa adamımı alacağım. Muz Reis geliyor. Hasan Ali Kaldırım geliyor. Mbappe'nin içinden geçmişti Muz Reis. Allah. Bu Beşiktaş'a uzaktan gol attığı yıl mı Hasan Ali'nin? Yok, o daha sonraydı sanki. Daha sonra ben onu canlı izledim. Stat'taydım ben. Sen stat'ta mıydın o gün? Stat'taydım, izledim o golü. Çok güzel atmıştı. Muz Reis. Hasan Ali şu an nerede oynuyor? Şeyde Ankara Gücü'nde değil mi? Ankara Gücü'nde. Son oradaydı bilmiyorum. Bu sene ayrıldım da. Orada ya galiba. Ben Şener Özbayraklı diyorum. Evet ben de diyorum ki adam kadromda bir Galatasaray'la eksik. Ben de diyorum ki Fernando Francisco Reyes. Güzel. Böylece 11'imi tamamlıyorum. Ozan Tufan. Güzel. Ve o zaman o zamanlar 22 yaşında. Güzel. 22 yaşında ve Tosic'in karısına yazıyor. O daha eski ya. Tosic'in karısına çocukken yazmış da o zaman çok gündem olmuştu. Yok ya yani bu dönemler şeydi işte hani o şeyler paylaşıma çıkıyordu bu dönemler. Ya bir de ya. Yazmıyor ya ne öyle be. Fırlama ya.
Aa, sen mi seçtin? Ne seçtin? Ben Ozan Tufan seçtim. Sıra Onur abi de. Burak Yılmaz. Tebrikler. Cengiz Ünder Roma'da oynuyor. 77 Ural, 87 potansiyel. Teşekkür ederim. Güzel tercih. Selçuk İnan. Yunus Mallı. Tebrikler. Enes Ünal Villarreal'de oynuyor. 76 Mallı oluyor değil mi? Sonra bak sorun olmasın ha. Ha? Oluyor değil mi Yunus Mallı? Tamam oluyor. Gökhan Töre. Ben burada 36 yaşında olmasına rağmen alacağım. Çünkü bu takıma bir abi lazım. Emre Belözoğlu. Güzel. Yani şey yapacak. Düzgün oluyor lan! Gökhan! Falan. Bu lazım. Kaptan yani. Bunu sağ dışında, hocanın yanında, yaşlı olduğu için tek devre oynatıp hocayla beraber. Evet, ben Emre Çolak'ı alıyorum. Deportivo La Coruña'dan. 26 yaşında henüz o dönem. Lakan. Kendisi Cam, CM, RM, her şeyi oynuyor. Bu arada Emre'yi severim. Kendine biraz yazık ettiğini düşünüyorum. Hakikaten çok büyük potansiyeldi. Belki bir gün ağırlarım, sohbet ederiz. Emre Çolak. Bir şey söyleyeyim mi? Ya bir gerçekten söylüyorum, çok büyük bir yetenekti biliyor musun? Çok temiz ayakları vardı, çok inceciydi. Bir tane pozisyon var, o pozisyonu gol atsa yıldız olabilirdi. Fenerbahçe maçı galiba. Aldı, çekti, soluna çekti, üstten ay çok iyi pozisyondu o. Atıyordu Fener'e golü. Ben Tolgay Arslan'ı alıyorum. Burada alınmamış bir oyuncu var ve çok ilginç bir, yani şu anda beni inanılmaz şey yapıyor. Ben kanatsız oynayacağım için alamıyorum ama Valbuena burada 81. Hem sorma ya. Nasri var, sana bir şey diyeyim mi? Nasri'yi almayıp Valbuena'yı alsaydım orta sahamı Oğuzhan alabiliyordum. Önce Oğuzhan'ı alsaydım Uğur abiden önce almış olacaktım. Kaçırdım onu. Nasri'yi aldım mal gibi ya. Hatam o. Valbuena'yı niye almadınız hiçbiriniz? Bir de Valbuş'u çok severim. Kaçtı işte, görmedim. Allah ben sağ kanadıma Quaresma çektiğim için gerek görmedim. Soluna? Hakan Çalhanoğlu. Sola. İkmek sol mu? Evet. RVLM Cam. Tamam o zaman ben Hakan Çalhanoğlu overall düşük bu oyunda. Uğur buradan Valbuena'yı çekebilir. Ben kanat sonramasına rağmen Valbuena alıyorum. Tebrikler. Böyle bir şey yapmayacak idim. Kimse ben almasın. Ben Okay Yokuşlu'yu alıyorum. 76 overall, 82 potansiyel. Kimse almasın abi. Kalsın burada. Tamam, almadık zaten. Bana ne? Oğlum yaşı var. Ben niye alayım? Hakan kendi 82-83 olacak zaten. Manyak ikili kuracağım kaleye. Volkan Demirel geliyor. Muslera Volkan kalesi. Güzel, birbirini kesinler. Güzel. Volkan 76 overall ve 35 yaşında. Fark etmez. Volkan bir kere lider karakter. Muslera arada bir de birbirlerini seviyorlar ya. Şey diyebilir Muslera. Volkan bu maç sen oyna falan. Aralarında. Ya yok ya. Araları da iyi. Anladın Volkan mı? Volkan Demirel o zamanlardan hocalık için çalışıyormuş ama o yüzden geldi. Ya. Volkan Babacan. Bunları bilmiyorsunuz. Altyapı izlemiyorsun. Babacan o. Volkan Babacan. Kaleci izlemiyorsunuz. Dinair alırım. Jason Dinair. Yeri 22 yaşında. Potansiyelli bir. Stoper. 74 ortalama 81 potansiyel. Seçimimi yapıyorum ve Ozan Tufan'la Tosic'i aynı takıma getiriyorum. Tosic. Arda'nın 3. oldu bugün. Tebrikler Arda, yine 3. garanti binecek. Niye ya, iyi oldu Tosic, ne var? Hepinize dert olacak. Tosic'e laf geldi abi. Kusura bakma Arda, sen de oyuncuya laf söylemeyeceksin. Ne var, Tosic gayet iyi. He. Valla ben Mert Günok'u seviyorum. Ben yine Mert Günok alacağım yedek kaleci. Sana ne oluyor abi? Onur abi de sıra. Sana ne oluyor ya? Ozan tamam. Niye bu kadar beklettin Ozan bizi? Mert Günok almak için. Bir dakika dur. Ben asla böyle bir şey yapmam. Kardeşimi sıra onda zannettiği için Mert Günok dedi ama ben başkasının oyuncusuna asla yazılmam. Evet, yedek kaleci olduğu için almadığını biliyoruz. Yani başka bir şey olsa. Aynen. O kadar diyor ki. Herif yüzüne yazmış yani. Yazıyor burada. Vücut dilinde yazıyor. Hayatta öyle bir şey ama yapmam. Ama Gomis'i nasıl hayatta kaçırdın Onur abi, Gomis'i? Fark etmez. Üzüldün mü ona? Yo. Pampers ile Negro da var oğlum yani. Gomis gol kralı olursa Aleyna Tilki o sen olsan bari yaparsa görürsün. Sen olsan bari. Sen olsan bari. Hazır mısın? Bilemedim hangi yüzüne konuşacağım. Joseph de Souza. Oo. Orada Joseph de Fernando arasında bayağı kalmıştım. Ben Mert Günok diyorum. Devam ben. Çeccio. Orada bayağı iki tane kaldı. Başakşehir'den Çeccio. 4-5-6. Benim 19 oyuncum var bu arada. Şakasız ve fazla yazmadım. Sen eksik yazmışsın. Eksik yazmadım oradan. Ya almadığımı yazmam ben. Geçen FIFA 15'te de bakmıştık. Aykut Demir oradaki resminde sakalsızdı. Buradakinde bayağı sakal. Çok değişmiş. Acayip bir değişiklik olmuş. Şu an resimleri geçerken gördüm. Semih Kaya mesela çok potansiyelliydi. Semih Kaya'nın potansiyeli bayağı düşmüş. Bek var aslında. Ben Bek'i alıyorum. Andreas Bek. Niye aldım biliyor musun? Hı. Hem sol bek hem sağ bek yedekliyor. İkisini birden. Helal olsun. Arkadaşlar ben de Nagatomo'yu alıyorum. Hem sağ bek hem sol bek yedeklemesi hasebiyle. Arda arada bir tane saplamış biz. O yüzden o zaman siz seçin. Ben en son seçeyim.
Diego Angelo var. 31 yaşında 75'lik bir stoper. Aldım. Ben aslında yedeklerimle de bayağı şey yaptım ama velakin. Ama velakin. Cümbür cemaatin. Peçime düştüm. Ah amma velakin. Salih Uçan'ı alıyorum. Oha, Uğurcan Çakır'ın şeyi 64 overall'ı. Potansiyeli de 71. Bende mi sıra yoksa siz devam mı ediyorsunuz? Sen devam et, son turu yapıyoruz. Benim son oyuncum o zaman. Evet, herkesin son oyuncu. Babel. Alındı. Alınmadı. Tamam hadi. Tamam öyle olsun hadi. 75'lik zaten. Öyle olsun Arden. Santrfor, hem Santrfor yedeyim hem sol kanat. Ben de kendisi yediği gollerden sonra üzülüyordu. Çok üzgün bir insandı. Hep böyle şeydi ama suratında böyle bir efendilik vardı. Futbolu çok sevdiği için çok üzülüyordu. Hakan Arıkan diyorum kaleye. Tebrikler. Ben de şu anda tamam lan, ben Uğurcan Çakır alıyorum. Uğurcan kardeşim. Ne yapıyorsun ya? 3 kaleci alıyorsun. Alıyorum lan, sana ne? Tamam, sıkıntı çıkacak bu arada kadroya yerleştirirken. Çıkmayacak. Uğurcan Çakır aldım. Çıkarsa çıkıyor. 17 18 oyuncu olması lazım. 18 kaleci dışında oyuncu olması gerekiyor. Nasıl alıyoruz biz FIFA'da normalde? 3 tane almıyoruz her zaman. Alıyoruz. Ama oyuncu bırakıyoruz kenarda. Öyle mi yapıyoruz? Hayır abi, öyle bir şey yapmıyoruz. Nereden çıktı Arda sen? Tamam, böyle yapalım. Eğer sıkıntı olursa değiştiririz. Olmazsa tamam. Yani. O zaman bitti. Bitti mi? Bay bay. Video bitti. Bay bay değil. Bay bay değil. Sevgili dostlar. Şov yapıyorsunuz. Canlı yayınlara büyük katılımlar. Gece 4'te açıyorum. 50 bin kişi. Sabah 5.30'da açıyorum. 75 bin kişi. 75 bin kişi canlı izliyor. Tak böyle bir şey olmuyor. 10 bin oluyor. 11 bin, 12 bin oluyor. 9 bin oluyor ama hep yanımdasınız. Size çok teşekkür ediyorum. Üçlü Rebuild. Üçlü Rebuild'de bir kardeş geldi. Ünlü dostlarımı konuk alıyorum. Rebuild yapmıyoruz aslında ama bir aldım verdim stili. Bir konsept belirleyip bunun gibi kadromuzu seçiyoruz. Bir sezon simüle ediyoruz. İlk konuğumuz Önder Özen oldu. Onu da programın sonuna koyacağım. İnanılmaz hikayeler anlattı. Hasan Şaş evet hikayesini anlattı. Evet. 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 Böyle bir anı var ya. Evet. Bu anı anlattı. Ya, o mükemmel ya. Gerçekten o mükemmel ya. Küçük oğlunu anlattı. Küçük oğlu biliyorsun çok popüler şu sıra. Twitter'da her yerde. Kanaat lideri Fenerbahçe. Küçük oğlunu anlattı. Metin Tekin'le hikayesini, Metin Tekin'le nasıl tanıştığını anlattı. Metin Tekin'in kız arkadaşını nasıl elinden aldığını anlattı. 1983 yılında bunun hepsini izleyebilirsiniz. Goy Goça'ya Üşürebil'in küçük kardeşidir. Küçük kardeşe lütfen önem verelim, sevelim. Biz nasıl Arden'i seviyorsak. Ne yapayım lan gerizekalı falan diyorsak siz de diyebilirsiniz. Ne söyleyeceğim? Daha izlemedim. Küçük kardeşi sevelim, özen gösterelim. Teşekkürler, iyi günler. Beğenip abone olmayı da unutmayın lütfen. İzlemedim ama söyleyeceğim. 300 bine PlayStation 5 veriyorum cebimden. Ama şöyle beraber gidip alacağız. Beraber gideceğiz. Buluşacağız. PlayStation 5'i elinize vereceğim böyle kutuyla. Çay kahve içeceğiz. Fotoğraf çektireceğiz. Böyle bir gün size vaat ediyorum. Veriyorsun. Vaat etmiyorsun. Veriyorsun. Abone. Çok kalmadı. Arkadaşlar zaten hep topu 2 ay içinde olacak. Bence bir an önce olursa PlayStation 5'inizde de bir an önce kavuşma şansı olabilir. Teşekkürler. İyi günler. İzlemedim. Biz şimdi kadroları yapalım gelelim. İzlemedim ama söylediğin konular, yani şu an bahsettiğin şeyler daha sen söylerken bile inanılmaz merak ettim. Mutlaka izleyeceğim. Pazar günü MKG'nin programı yayınlanacak. MKG'de inanılmaz NTV Spor anlatan, inanılmaz. Acayip böyle. Güntekin Onay'ın çocukluk hikayesini falan anlattı. NTV Spor günlerini anlattı. Bayağı güzel program. Onunla da yine bir aldım verdim yaptık. Detaylarını pazar günü yayınlanacak. Onu da izleyebilirsiniz. Akıyoruz. Kanal coştu. Sizin yapmanız gereken tek şey kanala destek vermek. Abone olmak, yorum atmak, beğenmek. Bu arkadaşlarımın bana vermediği desteği siz bana verebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bu ne ya? Ayıp etti. Giderken ayıp etti. Sevgili dostlar, şöyle bir handikapım var benim. Şöyle bir eksiğim var. Ben FIFA 18'in son versiyonuna göre draft yaptığım için bir iki komplikasyon oldu. Hem overall'larda değişiklikler var. Mesela Hakan'ı 80 diye seçtim. Julian'ı 183. Overall 84 potansiyel diye seçtim. Fernando 79'du. Gibi. Serdar Aziz 76'ydı. Söyledim zaten çoğunu. Cenk 80'di. O yüzden kötü bir draft yapmış bulundum. İlk versiyona göre. Ayrıca Vida da bende vardı. Son versiyonda var. İlk versiyonda komple yok oyunda. O yüzden Vida'nın yerine aynı overall'da, aynı potansiyelde, aynı yaşta
Evans'ı seçtik. Vida demek şey oldu. Vida hep oyunda bana olmayan bir takımdan gelmiş Beşiktaş'a. Dinamo Kiev'den gelmişti. Ama belli ki sonra da oyuna eklenmiş çünkü son versiyonda vardı yani. Uydurarak seçtiğim bir oyuncu değil. Vida adlı bir stoper vardı arkadaşlar. Beşiktaş'ta oynuyordu hatırlarsınız. Onu hatırlıyorum ben. Sebeple bazı handikaplarım var. Ama en kötü takımın ben olduğumu düşünüyorum. Ama eski oyunu dinamiklerini bilmediğimiz için hala sürprize açık olduğu da kanaatindeyim. Netçe'de yine Quaresma'mız var. Cenk inşallah iş yapacak. Albion'a gider çünkü mesela Cenk Tosun ben de Everton'daydı. Oradan uyanabilirdim. Cenk Tosun Everton diyorum. Siz de bir şey demiyoruz mesela. Çünkü oyunun başında muhtemelen siz de Beşiktaş'ta. Hiç aklıma gelmedi. Ben kendi draftıma odaklanmıştım ama doğru söylüyorsun. Valbuena gidermiş sana. Net gidermiş. Ben bambaşka seçerdim abi. Hiç bunları seçmezdim ben. 83'ü Giuliano Yıldız'a seçtim. Hakan kaçtı sende? 83'ü 84 Talişka'dan daha iyiydi. Hakan. Ben işte Hakan zaten 84'tü. İşte ben ondan diyorum ya, nasıl diyorum Valbuena'yı almadın Hakan aldın falan. Demek ki bak ben bunu gördüm işte. 79 gördüğüm için dedim sana onu. Mesela stoper olmadığını bilsem size zaten bırakmazdım. İlk başka seçerdim vesaire. Evet üstün, biz orada da uyanamadık. Neyse bakalım. Sağlık kısmet. Olsun. Sağlık olsun. Sizin takımlarınızı alayım. Benim takımım en kötü takım. Bugün farklı bir formasyon deneyeceğim. Eski oyun olduğu için her seferinde farklı bir şey denemek istiyorum. 4-1-2-1-2 baklavayı deniyorum bugün. Van Persie ve Negredo iki tane dünya yıldızını forvete koydum. Benim sana geçen oyun oynat dediğim dizilişi mi yaptı? Sen 4-4-2 dedin. 4-4-2 dedin bana. İki dünya yıldızını forvete koydum. Tamam, arkalarında yine o zamanların hani yıldız isimlerinden Belhanda. Yine iyi oynuyor da yıldız olarak söylüyorum. Arda Turan. Bak. Orta sahaya bak. Arda Turan, Nuri Şahin. Bende 78'di bu. Ya. Nuri Şahin, Arda Turan. İkiliyi koydum böyle. İki tane teknik. Alver yapıyorlar. Arda, Nuri, Arda, Tsubasa gibi düşün. Arkalarında Mehmet Topal şey diyor. Gençler siz oynayın, kaptırırsanız ben buradayım. Pepe zaten 86. Şikayetler aynı şekilde. Ben kadromun en kötü kadro olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Bu düşünceyle mi oluyor bu? En kötü olduğunu düşünüyorum. Bence evet. Benim kadrom bu arada şakasız en iyisi. Vay bakalım. Evet belki 83'lük adamım yok. Aa varmış, 83'lük adamım da var. Bak, aa Talişka'da. Ben çözdüm biliyor musun? Oyunun sonunda Beşiktaş çok başarılı oldu ya Şampiyonlar Ligi'nde. Gruptan lider çıktı ya. Hı-hı. Update almıştım Beşiktaş'la. Talişka'da burada 79 mesela. Bende 81'e 86'ydı Talişka. Bir dakika, Arda'nın Talişka'yı kaçını seçti? Çok sonra seçti. Çok erken, hayır. Öyle mi? Çok sonra eğer mı? Erken seçtiyse oyundan girip baktı. Çünkü 5 overall falan var değil mi? 74'ten 79 yani. 5. 6. tercih. Sen ne anlatıyorsun oğlum? 81 oyunun sonunda. Ben 81 zannediyordum. 74 değil mi ya? 79 mu? 74 değil mi? Abi sen ne anlatıyorsun? Oyundan girip baksam Talişka almam. Bu mantığa göre. Sofiba'da 74 değil mi diyorum? Oğlum 74 falan değil. Ne 74'ü? Nereden çıktı bu ya? Ben 74 zannettim. 79 abi. Adam diyor ki ben, adam yanlış sonraki kayıttan şey yapmışsa, sonraki update'ten. Adam 81 diyordu bende işte ya. Ya bunun mantığını anladım. Nasıl düşünemiyoruz ben anlamadım ya. Aa gece bu gece. Bu adam halis niyetli. Bu adam ya, bildiğin Arden'e geçiyor ya bizde ya. Bıçaklamak için bıçakla geziyor. Çıkarıyor saplıyor. Çıkarıyor saplıyor bu adam böyle. İşte diyeceğim öyle bir adam. Öyle bir hal almış ki. Alıyor böyle boğazına diye geçiyor böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir hal almış ki artık normal söylediğim bile şeyden diyor. Bir şey söylüyorum zannediyorlar. Aslında öyle demek istemiyorum. Şimdi ekranma ya bence. Ben kadromu sunacağım. Kadromu sunacağım. Evet. Kardeşim. Kalemde Muslera. Stoper ikilimin sağlam olduğunu düşünüyorum. Ömer Toprak, Maikon. Sol bekte Muz Reis, Hasan Ali Kaldırım. Sağ bekimin de kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Mariano. Orta saha ikilisi. Burada şimdi çift defansif orta saha oynatıyorum. Kuçka'yı merkez orta saha almıştım. Ama Ozan Tufan da potansiyelli. Çok arada kaldım. Çok arada evet. Kaldım. Hatta şimdi MO'ya direkt Kuçka'yı koyabilirim. Çünkü 3 overall birden mi gelişecek Ozan yani? Yok, Ozan Tufan inanılmaz gelişir. Bence evet, kalsın. Evet Ardan, bunu zaten 0.2 milisaniye düşünüp yapman gerekiyordu. Burayı bırakmaman lazım. Nasıl yapılıyor ya? Bence Ozan kalsın. Ha S. S'ye bak S. Ben klavyeden oynamadığım için arkadaşlar kol çalışmadı. O yüzden böyle bir şey oldu. Neyse. Medel'i buraya getirdim. Önünde Anderson, Talişka. Solda Nasri 82. Demek ki sende de Nasri... Yoktu ki sen Nasri'yi hiç seçmedin. Hiç bakmadın bile. Nasri yok çünkü ceza aldı sezon içine. Komple futbolu bıraktı gibi bir şey oldu zaten. Nasri de bir ara 150 kilo falan olmuştu.
Sağ kanatta Jermaine Lens ve Santrfor'da Gomis. Yedeklerimde Babel, biliyorsunuz Beşiktaş'taydı o sezon. Santrfor yedeği ve sol orta saha yedeği olarak oynayacak. Yalnız mesela ben 74'lük adamla oynuyorum ben. Net alırdım bunu. Ben hatayı nerede yaptım biliyor musun? Bir Maicon kaldı dedim, stoper. Alsam mı dedim ya, almam lazımdı Maicon'u. O zaman ikinci de stoper kalamıyordu. Tolgay Arslan orta sahada jokerimiz. Gökhan Töre sağ orta saha yedeğim, belki de Lens'i keser bilmiyorum. Bak sol kanatta Bongondan var, sağlam oyuncular aldım. Orta sahada Selçuk İnan'ım da var, stoper tek yedeğim. Şeycu ve kalede de Volkan Demirel hocamızı yedek yapmış bulundum. Volkan hocamızdan özür diliyorum ama Muslera Volkan kaleci rotasyonunu kurmak için böyle yaptım. Teşekkürler, iyi günler. O zaman yürü Ardancı'yım. Zaten üçümüz hangi takım olacağız? Hep onu beraber seçeceğim. Hep beraber bu ayarları da beraber yapalım videoda. Şeyi gösterelim. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne koyacağız ya, onu ayarlayalım. Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir. Bu takımlar yerine koyabiliriz. Ama tabii grupları dengeleyeceğiz. Tamam ya, neyse ben Fenerbahçe'nin yerinde olayım bari. Bir dakika, grupları dengeleyeceğiz abi Onur abi. Abim ben Fenerbahçe'nin şeyinde olayım ya. Ne yapıyorsun ya? Grupları dengeleyeceğiz. Gruplar bu. Raconu kes bu. Bir dakika, o zaman ben bu. Ben çok üst. Kayda gir. Kayda gir, hayır. Devam ediyorum arkadaşlar. Hayır. Uğur abi videonun reisi değil mi? Devam ediyorum. Oğlum çok güçlü benim grubum. Marsilya ile Bordeaux'u değiştir bari. Allah Allah, en kolay olacak. Çıkana bak. Niye geri çıktı? Devam et dedin. Devam ettik mi? Ha evet. Tamam, okey. Devam et. Grup benim oldu ya. Transfer dönemi de kapalı ilk yaz. Haydi bakalım. İlerleyelim. Açık Gimareş bak, İspanya en zor ligin en kolayını aldı. Fransa'nın da en zorunu almadı. O da bende. Ya resmen en kolay grubu aldık ya, utanmadan. Vallahi benim grup çok güçlü oldu. Yazan şeyi gördünüz mü? Etkileşimli transfer şeyleri yeni gelmiş bu yıl oyuna. Nasıl yani? Gidip animasyonlu transfer şeyleri FIFA 18'de gelmiş. Başlayayım mı sezona? Gollar gözüküyor değil mi? Bilmiyorum, göreceğiz. Ne bileyim abi, ben bu oyunla mı yaşıyorum her gün? Tamam. Allah Allah. Onur inanılmaz bu. Onur bu. Çünkü burada belirsizlik var ya, avantaj devşirme. Arkadaşlar. Aha. Yalvara yakara Fransa'nın en güçlüsünü ben aldım. İspanya'nın en güçlüsünü ben aldım. Hayır. Hala oturup konuşuyor, inanılmaz. Lyon'la Villarreal bende, adamda Bilbao falan var, hala ağlıyor, inanılmaz. Daha çok güçlü de oluyor. İspanya, Fransa ve Portekiz takımları koyduk gruplarımıza. Arden sen hakkaniyetiz. Arden söyle, fikrini söyle. Orta bençe, herkes aynı. Ben Arden bir kere kötü, en iyi grup Arden'de, kabul en edelim. En güzeli bana geldi, ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Siz ikiniz kavga ettiniz, ya siz ikiniz tartışırken hop aradan ben aldım. Grup kavgası sen aldın, yaparken. Sen aldın, ben verdim de. Sen hakkaniyetli ol, söyle bana hangisi daha güçlü. Bir daha sayabilir misin grubunu? Bende Lyon, Villarreal, Maritimo var. Onda Marsilya, Bilbao, Gimareş var. Seninki bir tık güçlü Uğur abi. Bir tık. 51-49 Amardan. 70-30 hayır, yani. 55-45. Yani. Ne 55-45? Villarreal ile Bilbao bir mi ya? Ya en güçlü ligin en zor takım zaten daha zordur. Ben Bilbao. Üçüncü olacağım grupta, göreceksiniz. İkisini geçemem yani. Üçüncü olup konferans liginde, aa konferans ligi yok. Konferans ligi yok ki. Şakaydı, evet, araya şaka bitti, yaptım. Bitti. Hadi koçlarım benim ya. Uğur abi görüyor musun? Ne oldu? Böyle yapıyor. Bitti. Oğlum ümitliyim. Arkadaşlar 8 video kaldı, 7 video kaldı bundan sonra. Evet. Bursa Spor'da Batajca falan bu arada artı ok üstte. Aa bak, eskiden böyleydi. Artı 3 yazmıyordu. Üstte ok falan gösteriyordu. Moral ligi falan değil mi? Aynen. Evet. Form durumu. Arden yavaş. Oha. Kendin. Uğur nerede? İyi, fena değiliz. 31 puan gerideyim. 3 puan gerideyim. İyi şey değil ama böyle. Kimse 11. falan değil. Ben kadromun en iyisi olduğunu Arden bugün kazan. Çok coşkunda 2 puan var. Hiçbir şey yok yani. Olsun. Uğur, en azından birinciyiz. Uğur az gol atmış. Ben çok gol yemişim. Ben çok az gol yemişim. 11. Ben çok yemişim. Hayvan gibi. Aç Avrupa, Euro Ligi aç. O zamanlar arkadaşlar bu arada şunu söyleyelim. FIFA 18'de lisans yoktu. FIFA 19'da artık UEFA ile anlaştılar ve lisansları aldılar. Teşekkürler, iyi günler. O yüzden aha, mesela bu oyunlarda böyle bakıyorsun gruplara. Evet. Akhisar. Tamam, ben size söyledim. Kimin grubu? Bilbao'nun ya bende kalmış. Ha doğru, böyleydi.
Bilbao yok, 15 almış. Devam et. Bilal'in bende 5 var ya. Ulan benimki de 15 almış. Hasta mısın sen? Böyleydi İspanya. Abi en son işte. İspanya'nın en iyi takım bende diyordu. Bana vermişsiniz Bilal'i. Doğru, doğru öyle olmuş. Fark etmiyor ki aynı. Benimki de 15 almış. Benimki de 5 kalbi, seninki de 5 kalbi. Fark ya, yok. İnanılmaz ya. Neyse ama canın sağ olsun. Önemli değil. Evet sen de eğlenmişsin. Bunu ama bu aynı falan. Hem de bak. Bak bunun Fransızına bak. En... Fransız'da düşmüş. Bizde ikinci ikisi de. Ardan benim gruba göstersene bir. Benim Portekiz takımı coşmuş. Hiçbirimiz çıkamadık bu arada, inanılmaz. Evet. Şimdi Uğur'u göster. Ardan biz burada seninle artı 50 alıyoruz. Çok 7 puan aldığımız için Uğur alamıyor buradan. Ya buna... Ya bir ben şey şu anda averajda çıkamadığıma üzüldüm. Ama bir yandan şöyle bir şey var. Tekrardan ligi açıyorum. Her şey FIFA 18. Ne bende 5 puan, bunda 2 puan. Bence hiçbir garantin yok. İşte onu diyorum. Her şey lige kaldı ve ligde neler olacağını göreceğiz. Bir soru sormak istiyorum. Geçen gün öyle bir mevzu olmuştu. Var mıydı lan bu oyunda? Aramızdaki şeyleri yapacak mıyız? Bak şimdiden onu konuşalım. Neyi? Puanlamada geçen Uğur dedi ya, onu yapmadık dedi. Onu yapacak mıyız? Aramızda en fazla asist, aramızda en fazla bilmem ne. Yapalım mı? Yapalım bence. Şimdiden konuşalım, sonra sorun olmasın. Yapalım. Yapalım mı? Tamam. Devam Ardencim. Puanlar kaçtı? 36-33. 36-34-31. Evet. Ayda bir bakalım o zaman. Ocak sonunda, Şubat başında tekrardan lige bakacağız. 36. Her maçı bakıyorum. 34-31. Ulan 2 maç fark ediyor ha. 2 puan. Benle 36-35. Ben de oynuyorum. Her şey olabilir. Kaç maç var? 2 maç. Aksiyarlı bir maç var ha. Çıkmadan aya geri dön de benim skora bakalım. Tamam. Aa, skorlar da gözüküyor, doğru. Bakalım. Basın günü. Eskiden de böyle şey gözüküyordu aynen öncesinde. Evet, ara transfer dönemi şu anda bitti arkadaşlar. Bakıyoruz Aksiyar maçına. Berabere. Gel. Helal Bursa. Evet, Bursa puan durumu. Aksiyar altıncı. Sivas lider. Abi ben Sivas değildim ya. Ben Sivas'ım ama. 7 puan olmuş. 33. 35. Aa, Uğur'la 2 puanım var arada. Sen yenilmişsin. Evet. Galatasaray evet. Nerede? Galatasaray 13. abi. Çok kaleci aldın abi. Oğlum. Kalecisini aldın. Doğru. Galatasaray'ın düşmesi. Fener'in 5'lesini düşmesi normal. Fener 2. Tamam abi. Git abicim, bir ay daha git. 7 puana çıkmış fark Arden'le. Ama Uğur'la 2 puan var. Uğur hemen geliyor ya arkadan. Yalnız oyunun menüleri çok akıcı ha. 23'ten daha akıcı. Evet Arden, geç bakalım. Mart 1'e gidiyoruz. Evet. Kimle maç var? Konya. Bizimle maç yok şu anda. Evet. 4 maç oynanacak Süper Lig'de ve 4 maçın sonunda bakalım aramızdaki puan durumu nasıl olacak? Geliyor. Evet. Mart ayının Arden başındayız. Arden'e hayırlı uğurlu olsun. Vaa, Uğur ilerlemiş yukarıda çıkıyor. Düşmüş. Uğur abi ikinci. Lan 42-43. 4 haftada neler değişti? Geldim 1 puan ama 1 puan. 1 puan. 42-43. Vay Arden be, Fener düşmüş. Uğur abi 6.'lıktan yukarı çıkmış. İnanılmaz bir geri dönüş. Ve Uğur'la bakalım, benim averajımız aynı. 13. Bir ay sonra tekrardan acaba neler olacak? Arden takımların overall'larına bakabiliyor musun? Takımdaki oyuncuları aratıp. Overall'larına derken? Oyuncuların mı? Oyuncuların evet. Galiba az önce Talişka'ya baktığımızda gözükmemişti. Mesela takım başka birine baksana, bakalım. Takım baksana. Takım arat direkt. Lig, oradan da takım yap. Evet, Süper Lig. Ne Talişka ismi olmaması lazım tabii ki. İsmi silip aratman lazım. Talişka yazıyor orada. Allah kahretmesin. Evet. Bir şey olmaz ya. Evet. Gözükmüyor overall'lar. Ne saçma iş ya. Ulan aynı ligde oy olduğun adamın şeyini nasıl bilmezsin be, değil mi yani? Transfer yapmışlar mı? Transfer yapmışlar mı? Baksana be. Ya da birini Okay yok. Kimseye şey yapmamışlar. Hiç gözüken yok. Bir oyuncu gözükür bari. Değil Coleman mi? Ne alakalı? Ya Coleman almışlar. Seamus Coleman almışlar bak. Nerede? Almışlar. Şey olmuşsun. Üste çıkmışsın. Allah'ım ya. Sağ bek almışlar sana ya. Nagatomo. Güzel.
Sağ bekinde kim vardı senin? Nagatomo'yu sağ bek diye mi aldın sen? Senin sağ bekinde Miguel Lopez vardı. Ama ha, Miguel Lopez. Bana da bak. Lan ya. Bu ben miyim? Evet. Pampers'i. Burak Peki, Yılmaz. Kendi oyuncularını görüp bu ben miyim? Geç bakayım. Adam hiç birini bile hatırlamıyor musun dördünden? Geç bakayım. Hatırlıyor musun ya? Defans. Andreas Beck almıştım. Angelo Schkerterer. Aa! Epe nerede? He varmış. Oh. Aynı tamam abi. Adam. Bir de bana bakalım. Abi benim yönetim transfer etmiyor ki benim. Adam Sivas'ı şampiyonluğa taşıyacak ya. Evet. Ya bir kişinin overall'ını göster kardeşim. Bu nasıl bir şey ya? Benim de aynı gibi. Aynı. Aynı. Bir Uğur'da transfer. Devam. Sezon sonunda kimin takımında hangi oyuncu kaç maç oynamış, kimler kesilmiş, kimler kaç asist yapmış hepsini analiz edeceğiz. Ve şimdi Nisan 1. 1 Nisan. Kimle maçı var? Sivas'la maçı var. Aha, o skora bakardın. Bursa benle oynuyor. Ya sen 5 atarsın. Sen ballı olduğun için. Ya ben bir kere iyi gidiyorum ballı diyorsun. Yeter artık ya. Ballı ballı. Bu kadar ballı olsam 3. olmam değil mi? Baksana. Senin balların bu arada tescillendi. 2-1 mağlup olmuş. Yani yenmişsin. Yani tebrikler Arda'n. Hadi bakalım. Şu takıma yenildik ya. Yenmişsin oğlum. Sivas ha, yenmiş. Doğru lan yenmişiz evet tamam. 60. 53-52 hala. Hala bir puan. Bir maç eksiğiyle 60 bu. Bize koydu geçti ya geçmiş olsun. Aynen. Şimdi burada şeyle maçı var. Bir takımla maçı vardı gördüm orada. Gençler Birliği maçı var. Kesin beni yenerler bak izle. Kesin. Evet yenildik. Yenildin. Gördünüz mü siz? Yok gözükmüyor ya. Bunda niye gözükmüyor mesela anlamadım. Geç bakalım. Yok sen almışsın. Güzel 1-0 almışız. Fampers atmış. Fenerbahçe 5. olmuş. Sivas 73, Akhisar 61, 61. Oha. 61. Averajım iyi. 24-19. Ucuna kaç? 2 hafta kaldı. Ama ben Fener maçı... Geç! Arda şeyi görüyor, fikstür görebiliyor muyuz? Baksana fikstüre. Var mıydı? Dur. Fikstür, ha bas oğlum oraya. Şimdi, Gençler Birliği. Ben Konya deplasmanına gidiyorum. Tamam. Trabzonspor maçı var. Yeni Malatya ile. Konya, Yeni Malatya. İlk maçlarınız bunlar. Ondan sonra da Trabzonspor'la oynuyorsun Onur abi. Ben Beşiktaş'la oynuyorum. O da Beşiktaş'la. Ben de Trabzon'la oynuyorum ya. Trabzon'dan hiç oyuncu almadık da Beşiktaş'tan çok aldık galiba değil mi? Oğuzhan'ı aldık. Evet. Ya. Dur şuna bakalım, şuna bakalım. Bir dakika, tam geçiyordum. Ligde Beşiktaş 6. Trabzonspor 9. Aa iyi. Tamam. İlerle koçum. Hadi be. O bir de zaman... simülasyonda takımın şeyi daha önemli. Sonuç şampiyonlar gibi takım burada Beşiktaş. İlerle sonra... Evet tamam. Hadi oğlum. Fenerbahçe tamam. Kayseri. Hatta şöyle gelelim de garanti olsun her şeyin bitti. Bitiyor zaten ya. Arda'nın evet. Bizi bir şey yok. Arda yavaş. Ya burada da bir kere de en üstü gösteriyor kötü. Trabzon'da mı? Trabzon 9. muydu? Yine Beşiktaş 7.'ye düşmüş. Beşiktaş 7.'ye düşmüş. Bence ben aldım. Bas. Açıyorum. Bas. Açıyorum. Açtım. 1 puan. Ama biz aynı puanda değil miydik? Nasıl oluyor? 1 puan. De, ben 1 puan almışım. Hayır, ben 4 puan aldım. Sen 3 puan aldın. Ben yenilmişim birine. Ben Beşiktaş'a berabere kaldım. Sen Trabzon'a yenildin. Baksana Arda'n baksana. Gol krallığı ifşa alacak. Bakmayın hop. Oo tamam. Göstermedim ha. Helal be. Evet baktığımız zaman burada... Konya'ya yenilmişim. Konya'ya yenilmişim. Konya'ya yenilmişim. Trabzon'a 4 atmışsın. Berabere kalmışım. Trabzon'a 4 atmışım. Beşiktaş'ı yenmişim lan ben. Beşiktaş'a 2-0 yenip Malatya'yla berabere kalmışım. Konya'ya yenilmişim. Konya yolundayım. Konya yolundayım. Evet. Puanlara bakalım o 79, 65, 64. Averaj falan filan. Tamam. Yazıyorum, abiler. Bekle. Bir çıtırlık bir bakalım. Şampiyonlar Ligi finali böyleymiş. Bilmiyorum. Avrupa Ligi finali de Marsilya. Marsilya kimin grubundaydı? Benim grubumdaydı. Marsilya da benim grubumdaydı. Villarreal de bana vermiştiniz. Bir de en güçlü grup benim diyordunuz bir yandan da. Villarreal nerede? Yok hiçbir yerde. Yok.
Ben Bilbao'yu aldım. Bilbao yarı final oynamış. Bak Real Sociedad. Marsilya abi. Marsilya 6 atmış. 6. Marsilya Bilbao'ya 6 atmış. Evet. Şaka gibi. 6-0 ne, Allah kahretmesin ya. Geçerden. Dünya Kupası var. Dünya Kupası'ndan puan. Tamam. Şimdi. Evet. Gol krallığı. Thierry. Eto, Talisca. Van Persie'yi sen atmışsın. Kimseden gol kralı çıkmıyor. Kendi aramızdakileri hesaplayacağız. Ben aldım burada. Benim takım nerede lan? Akhisar'dan golcü yok. Ben aldım. Onur abi nereye aldın? Talisca'm var benim üçüncü. Ben tam geçiyorum. Seni geçiyorum. Sen kazandığın için seni yani ikinci olarak ben aldım diyorum. Seni geçtim artık. Eto'ya bak. Eto canavar çıktı. Kimse almadı Eto'yu ya. Yemin ediyorum düşündüm, biliyor musun? Almayı düşündüm. Ben de 7. Gençler Birliği de yok. Bunu da ben aldım o zaman. Hem de Arda'ya dönüştüm. Nasıl? Çalhanoğlu. Evet. Araya girmiş bak. 5. Çalhanoğlu. Benimki 2. Kaleciye bak. Abi kalecide de 2.'yim. Burayı da Uğur aldı. Muslera'm fena yalnız ya. Başka? Şimdi buradan Avrupa Gol Krallığı'na bakacağız değil mi? Doğru. Hadi be oğlum. Yes! Birinci benim orada işte. Nerede ya, ne anlatıyorsun? Yoktu. İlerle. Oğlum aşağı iniyordu. İnsen aşağı. Yavaş git. Yoksun. Tamam asiste bak. Asist. Bence buradan bir şey çıkmaz. Bro, ya zaten takım anlarsın. İstatistiklerinden bakacağız. Harbiden yokuz bu arada hiç. Aracı? Gençler Birliği var. Var. Abicim toplam bakacağız ya zaten bunları. Geçen de evet. Öyle yaptık ya. Konuştuk ya az önce yok. Toplam bakacağız diye. Tamam olsun ya da var. Şimdi takım istatistikleri diyorum. Arkadaşlar şimdi... buradan hesaplama yapacağız ama biz size bir gösterelim. Değil mi abi? Tabii. Akhisar'ın takım istatistikleri. Görüyorsunuz. 8 ne baba? Süper Lig ama bu sadece. Süper Lig. Bir de Avrupa Ligi de var. Oraya da bakacağız. Ha tamam. Güzel. Hakan 7. Okey devam et. Bir dakika. Cenk ve Enes de 7'ydi. Sen yazıyor musun? Yazıyorum. Okey tamam o zaman. Evet Giuliano arkadaşlar. Cenk Uğur abi yazıyor. Giuliano 0 asist oynamış. 0 asist. Baba Kovarejma... ya. Büyük kriz dedi. Ben bu ilk sıra draft'ım. Kovarejma o kadar iyi oyuncu. Hani ayağı mayağı çok iyi, 0 asist. Skandal böyle bir 20 asist falan yapmasın. Aynen neyse. Bence de. Uğur abinin Avrupa verimleri. Giuliano 9 etti. Hakan'ın golü var mı? Nerede Hakan? Bir asisti var. Bir asist. E güzel. Allah bereket versin. Asistim 8 oldu. Tamam okey. Benim için. Kaleciye baktık mı? Kalecine bakalım. Kalecim. Burada gol yemeyen maç 1. 1 bende 2. Süper Lig'de de 13'tü galiba. Ben de bakalım iki. Yanlış olmasın ve burada da 12. 13 oldu. 13 ediyordum. Fabri 13. Evet. Sırada kim var bizden? Gençler Birliği. Onur Online'a geldik. Ve Onur Online. Van Persie 12 gol 4 asistle öne çıkıyor Süper Lig'de. Ardından Belhanda 11'e 3. Burak 6'ya 2. 5'e 1 diye gidiyor. Yapsana. Benimkiler niye asist yapmamış ben anlamadım. Asiste göre sırada. Van Persie 12, Belhanda 11. Asiste göre sırada. Van Persie 4. Bak Valbuena oynamış he. 4, Belhanda 3. Tamam Burak. Tamam hepsini yazdım. Kaleciyi söyle. 9. Aa dokuz. Hakan Arıkan kesmiş, bir tane klinçliğini çalmış. Aynen. Vallahi kalecin kim değil? Esas kaleci? Şey Babacan. Evet. Ama ben sayıyı unuttum. 8 miydi 9 muydu? 9. Bu da Vampir Onur bir, abinin Avrupa birileri. Van Persie 1 gol. Ferhan da gol sayısında geçti Van Persie o zaman. Yok eşitler. Asiste göre sıralardan. Tam bir kepazelik. 5 asist toplam. Çok kötü. Kalecim? 2. 2, 11. Tamam. Geçemedin onları Uğur abiye. Şimdi. Bu da benim şeyler. Hızlıca göstermiş olalım. Talisca 14. Bak 79 overall'la şov yapmış yine. Talisca abi. Gomis'e bak asist kralı Gomis. Buffett'i mi Gomis? Ama video başında ne dedim Onur abi sana? Ben Gomis'i üzüldün mü diye sordum Onur abi. Ben dedim ki sana. Van Persie daha fazla gol attı oğlum. Sen olsan bari yapar dedim ama sana. Ama bütün
Senin asist kralından daha fazla asist sadece ligde yapmış Gomis. Evet. Gomis. Da onu biz asist yapsın diye anlamıyoruz ki. Bal yani biraz. Ya bu ne ya? Tamam. Ardancığım asiste göre sıralamayı düşünüyor musun? Sıralayayım. Böyle ömür boyu göstereceğim mi? Kalişka çok iyi ya. Talişka abi. Güzel, bir de kalecini göster. Talişka'yı severiz. Oha 15. Muslera. Tamam bak ben gerek yok. Evet, ilk defa Muslera tercihinin iş yaptığını gördük. Evet. Muslera'ya her zaman güvendim. Her zaman en iyisi olduğunu düşündüm. Euroleague Sivasspor en altta. Arden en altta. Tepeden gitmen gerekiyordu. Bak ya kafayı yiyeceğim. Bu çocukta sıkıntılar var. Çocukta sıkıntılar evet. Var. Devam ediyorum. Bir clean sheet gördüm Muslera'da. Onu ekliyorum 16. Samir Nasri. Avrupa'da hiçbir şey yapamamışız ya. Hiçbir şey yapamamışız. Talişka 15. Asistleri göster sadece. Sen biri direkten döndün çıkıyordun Arda ne Avrupa'da. Evet. Gomis'in asisti var mı? Yok. Talişka'nın var değil mi? O zaman evet. Hem gol kralı hem asist kralı Talişka. Uğur abiye yaradı bir yandan. Niye lan? Onur abi arkandayım geliyorum. Puanları hesaplayalım da konuşuruz seninle. Geliyorum. Ne oluyordu? VAR'a gidiyoruz. Arkadaşlar VAR'a gittik hesapladık. Bugünün kralı Arden'i tebrik ediyorum. 516 puan aldı. Tebrikler Arden'cim. Teşekkürler abi. Ligde Hallaç Pamuk gibi attı ligi 79 puan. Ben ikinci 65, 14 puan yapmış bana. 42 avarajı var. Gol kralı var. Kaleci kralı var. Asiste ikinci oldu. Hemen hemen her, bir de ligde kaleci krallığı var. Hemen hemen her şeyi aldı. Avrupa'da bir tek başarısız. Avrupa'da da aramızdaki en başarılı. Bir averajla çıkamadı. Avrupa'da da çıkabilirdi. Böyle bir durum var. Bu sebeple Arden'i bir tebrik etmek isterim. Şimdi Onur'la benim aramda. Ben ikinci olduğum için zaten bir avantajım vardı ama şimdi verimlere baktığımızda burada fark yaratan bir isim oldu. Hakan Çağlanoğlu. Asist kralı oldu. Hem Talişka'ya hem Van Persie geçti ki bu arada bence bayağı sıkıntılı. Sadece 8 asiste krallığı aldım. Talişka'nın 7 asisti var. Van Persie'nin 5 asisti var. Burada bir farklılık olsaydı Onur için daha farklı konuşuyor olabilirdik. Konya'ya yenilmeseydik. Ama, Onur sadece gol ikincisi çıkarabildi. Kaleci de geride kaldı. Golde 3. oldu. Bu arada tabii ki sadece o değil. Benim de yani golde sonuncu olmama rağmen kalecide Fabri'yi almış olmam. Bir de sonlara kalmışlar. Muslera çok erken gitti. Fabri'yi almış olmam da fark yarattı. Ben 266 puanım. Onur 160 puan. Yani aslında Onur ikinci, ben üçüncü olsam aramızda 6 puan var gibi olacak. O bir maçlık puan averaj 6'ya yeter miydi? Yetmeyebilirdi. Ya Onur çılgınlar gibi ikinciliğe sevinip 1 puan 2 puana bana geçirebilirdi krallıklardan. O yüzden belki de Onur için daha hayırlısı oldu. Daha hazırlıklı geldi buraya. Durduk. Yani en yakın puanla biterdi. Sezon rekoru olurdu. Evet. Evet çok çok yakın. Bitenler oldu. Ben genelde zaten yakın bitenleri kaybediyorum. Belki 1-2 puanla geçirip ben ağlardım. Öyle bir şey de olabilirdi. Ama ve lakin tablo ortada. Arden'i ancak evet FIFA 18'den beri ilk kez kazandığı için tebrik ediyorum Arden'i ve sözü Arden'e bırakıyorum. Uzun süredir kazanamıyorduk. Ama bugün gerçekten zor şartlarda buraya geldim. Çok zor şartlarda buraya geldim. Çok yorgundum. Gözlerim kapanıyordu. Ne diyor bu ya? Ve bu şekilde en iyi kadroyu kurduğumu düşünüyorum. Tabii ki bunda şimdi şey olmasın. Uğur abinin kendi hatasının da şeyi var. Adam bizle aynı yerden bakmadı. Onu da söylemek lazım. Yani aynı oyuncuları görmedik. Oğullar falan farklıydı. Ama kendi hatası, yapacak bir şey yok. Keşke öyle olmasaydı. Ona rağmen Uğur abi Onur abiye geçti. Onur abiye geçtiği için de Uğur abiye teşekkür ediyorum. Çünkü ben bu ligi 3. bitirmeyeceğim. Onur abi arkadan geliyorum. Her zaman sen dersin ya arkadan nefes nefese geliyorum diye. İşte bu sefer gelen benim. Dikkatli ol. Teşekkürler, iyi günler. Evet, Arden'in burada bir hata yaptığını düşünüyorum. Çünkü aynen. Onur 7 kere falan arkadan geldim. Onur online fanları çıkın. Saklandığınız yerden çıkın dedi. Adamları çıkarttı. Mağlubiyetleri izletti. Çıkarttı, mağlubiyetleri izletti. Ama böyle bir hatası oldu. Onur şöyle bir hep şey böyle var. Yaptı, hep kaybetti. Hep geriden geliyor gibi oldu.
Sebebini açıklayayım. Ne zaman kötü kalktı pat gitti. Sebebini açıklayayım. Ne zaman kalktı pat gitti. O yüzden bak Onur çok sakin, itidalliği kaybetmiş olmasına rağmen vakur bir duruş sergilemekte. Çünkü neden? Tecrübeli adam. Vakur durum diyor ki, yani. Diyor ki bu böyle artistlensin Leonardo kaybedecek diyor. Benim gördüğüm bu. Ama bunun bak şunun sebebini açıklayacağım, hak vereceksin. Torun çekicini mesela herkes kaldıramaz ya, neden kaldıramaz? Neden kaldıramaz? Onun bir anlamı vardı, bir şey diyorlardı orada, hani buna layık olmak falan bir şey diyorlardı filmlerde. Ne diyorsun ya? Ya izlemedin mi? Avengers izlemiyor musun abi, hiç izlemedin mi ya? Worthy, tamam, worthy olmak. Evet tamam. Evet. Kalkana layık olmak. Kalkan... Şey çekice. Kalkana çekici doğru lan. Onur abi de demek ki arkadan gelme kavramına layık olmadığı için. Peki sen gerçekten gelmedi. Sen kalkana mı layık? Gerçek arkadan gelen Arden demek. Tamam da sen de o zaman kalkana mı layıksın? Yani kalkanlara mı layıksın? Gerçek arkadan gelen benim işte. Bunu da göstereceğim. Torun şeyini herkes kaldıramaz diyorsun. Demek ki sen kaldırabiliyorsun. Torun çekicini kaldırdım ve arkadan geliyorum. Bir şey söyleyeyim. Sen çekici kaldıramadın, adam kaldırdığını iddia ediyor. Ama biz o çekici üçlüyle bir de en fazla birinci olarak zaten çoktan kaldırdık. Kaldırdık. Ama bir gerçek var. Bir gerçek var. Esas gerçek var. Burada evet, eğer benzetme buysa, benim ikinci silahımı kaldırmaya çalışıyorlarsa Thor da benim. Üçlü Rebuild'de 3'te 3 yapmış olacak bu sezonda şampiyon bitirirse. Ki bitirecek gibi duruyor, bilmiyorum. Yani Onur abi olamaz ya. Onur abi geçemez Uğur abiyi. Ben Uğur tacım abinin kırıldı bu sezonda... Uğursuzluk. Tacım kırıldı, uğursuzluk. Aha. Bu bir mesaj mı? Yoksa ben mi birinci olacağım arkadan gelip? Şakaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bir şey hissettim. Biliyorum, şaka etmiyorum. Sanki 3 video üst üste birinci olacağım gibi hissettim. Şu tacın kırılmasıyla. Ben de aslında 3 video kendim birinci olacakmışım gibi hissetmiştim üst üste. Göreceğiz. Arkadaşlar buradan bir bilgilendirme yapayım bu arada. Bu önemli bir bilgilendirme. Arkadaşlar tacımı yaptım. Konuya gerek yok. Tacımızı kaptırmayız. Reklam doğru değil. Söylüyorum. Arkadaşlar isterse kendileri de yapabilirler. Ne geliyor? Onur Online 34 Instagram adresini takip edenlerden bir kişiyi son rebuild'de yanıma alacağım. Kendi kanalımda. Evet, son video olacak o bu sezonu. Ama tabii ki EFC 24 ile daha dolu, EFC 24'ün özelliklerini daha fazla kullanan çatır çatır bir üçlü rebuild yeni sezonu olacak. Arden her zamanki gibi yeni ümitlerle başlayacak. Yine diyecek ki bu sezon çok farklıyım, bu sezon şöyleyim böyleyim diyecek. Ama bir şey diyeceğim. Bu ikinci apertura bilmem ne dediysek bu sezon, ikinci sezon dedik ya. Klasura. İkinci sezonun büyük bir bölümünde iyiydim ya. Sonradan bozuldum. İlk başlarında öyle böyle bozdum. Çok bozdum. Çok öyle bozdum. Böyle bozdum. Öyle böyle bir bozdum. Yani o bozulma o bozdum. Bozdun. Öyle bir skeç vardı ya. Skeçtim ya. Onu yapıyoruz. Beyaz Yiğit'in şeyi. Şey de çok bozdum. Teşekkürler. Adem biz de onu yapıyoruz şu anda zaten. Evet, iyi geceler. Benim çok uykum geldi. Aa, ne kadar bozulabilir? Bozdun. Evet, Beyaz Yiğit'e buradan selamlar, bize attığı pas için. Arkadaşlar, taç kafamızda. Karakullukçu ailesine armağan olsun. 10 puan yaptık. 10 da yaparız, 20 de yaparız. Bir önceki sezon 30 yapmıştık. Bu sezon için özür diliyorum. Sadece 10 puan yapabildim. Bu ne ya? Aşağılıyor bizi. Daha bitmedi. Ne var? Ben bilmem. 7 Onur video abi. Var. 7 video yetişebilen yetişti. Güçlerimizi birleştirelim sonuçta. 7 video kaldı arkadaşlar. Ardan yine Onur'la güçlerini birleştirip yine üçüncülüğe mahkum olup Onur ikinci yapacak. Aa, bir de o var. Ya ben bunu çok iyi düşünmem. Evet, ben niye Uğur abi şey yapayım ki? Ben üçüncü olmak istemiyorum. İkinci olacağım. Ben 3'te 3 yapacağım. Ardan puanın kaç? Puanı söyler misin? Hemen puanları açıklayayım. Sen 131 puan yaptın. Seni söyledim ilk. Lan nasıl 131 oğlum? Matematiksel var mı? Adam birinci olmadı ya. 130'du, 131 oldu. Tamam. Sen 121'din, 121'de kaldın. Ben de 113'tüm, 116'ya çıktım. Şimdi Arden. O kadar olamaz. Arden'le benim aramda daha fazla. 7 rebuild üst üste kazansam bile ben altısında ikinci olsam ya da ben bir tane bile kazansam, 3 tane ikincilik alsam senin şansın yok liderlik için. Uğur, tabereden bu bize geçiriyor olabilir mi? Daha fazla fark vardı sanki benimle. Hayır. Yok, doğru söylüyor. Baktım ben. Çünkü neden? Bir arkadaşımız montaj yapmış. İnanılmaz bir montaj.
Vallahi mi? Panikliyor, çırpınıyor değil mi? Panikliyor, iniyor mu yoksa? Nasıl bir soru ya? Ya bunu sokakta birine sorsan. Ne yapmış? Ne yapmış montaj? Panikliyor, çırpınıyor değil mi? Panikliyor, iniyor mu yoksa? Ne yapmış? Çok iyi bir edit vardı. Arkun yapmış, beni efsane seninle takipçisi yapmış. Şey ya, arabalar filmi panikliyor, var ya arabalar. Inliyor. Panikliyor, inliyor. O yapmış. Panikliyor, inliyor. İnanılmaz bir montaj. Bakayım. Ama bunu gidip izlemeniz lazım Instagram'da. Gidin izleyin. İzleyin. Panikliyor, inliyor da izleyin. Dur, başka story'e geçti. Onu da izleyin de. Ve onu arkadaşlar, ben de o zaman buradan şunu söyleyeyim. Instagram'da kanal diye bir şey var ve Instagram kanalımda ben burada bütün sizin yaptığınız montajları, bakın ben de burada paylaşıyorum. Buradan gelip her şeyi izleyebilirsiniz benim Papazyan FC kanalından. Bakın mesela bana montaj yapmışlar bak. Çok güzel. Evet, kapatalım artık. Evet. Bak. Reklamları döndü. Evet, Onur Online 34'te Instagram'dan Onur'a abone olabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun izlediğiniz için. Karakulukçu ailesi. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Görüşmek üzere. Bye bye.